Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz matematik. İngilizce'de matematiği nasıl ifade ederiz? Dört işlemi İngilizce olarak nasıl ifade edebiliriz? Bunun üzerine duracağız arkadaşlar. Math, Symbols and Operations. Konumuz bu arkadaşlar. Matematik sembolleri ve işlemleri. Mathematics. Mathematics arkadaşlar bu şekilde geçiyor. Yalnız British English'te maths, Amerikan İngilizce'de math olarak geçiyor. Aradaki fark, İngilizler S takısıyla math diyorlar. Amerikalılar ise sadece math diyorlar. Peki arkadaşlar, şimdi işlemlere bir göz atalım. İşlemleri nasıl ifade ederiz? Örneğin toplama işlemini, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerini nasıl ifade ederiz? Evet, ilk örneğimiz arkadaşlar, toplamayla başlayalım. 4 artı 6 eşittir 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Peki bunu İngilizce olarak nasıl ifade edebiliriz? Şu şekilde ifade edebiliriz. 4 plus 6 equals 10. 4 plus 6 equals 10. 4 artı 6 eşittir 10 diyoruz. Bu arkadaşlar plus sign, artı işareti. Plus sign equals sign, eşittir işareti diyoruz arkadaşlar. Ve sonuç 10 arkadaşlar, toplamada sum diye sonuç olarak sonucu sum olarak ifade ediyoruz. Sum. Yani toplam, tutar ve sonuç olarak ifade edebiliriz. Add fiildir arkadaşlar. Toplamak, eklemek demektir. Yani iki numarayı birbiriyle toplamak. İki numarayı birbirine eklemek diyoruz. Örneğin, if you add 4 to 6, you get 10. Eğer 4 ile 6'yı toplarsan 10 sonucuna varırsın. If you add 4 to 6, you get 10. Addition arkadaşlar isimdir. Yani toplama işlemi. Add toplamak. Addition toplama işlemi demektir arkadaşlar. Örneğin, today we are going to practice addition. Bugün toplama pratiği yapacağız. Today we are going to practice addition. Toplamayı bu şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Örneğin, 4 artı 6 eşittir 10 ifadesini İngilizce sözel olarak söylemek istediğimizde nasıl ifade ediyoruz? 4 plus 6 equals 10 diyoruz. Peki arkadaşlar, bunu nasıl ifade edeceğiz? 8 eksi 3 eşittir 5. Çıkartma işlemi. Bunu da şu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. 8 minus 3 equals 5. 8 minus 3 equals 5. 8 eksi 3 eşittir 5. İngilizce sözel olarak bu şekilde ifade ediyoruz. Minus sign, eksi işareti arkadaşlar. Çıkartma işlemi arkadaşlar subtract olarak geçiyor. Subtract diyoruz. Yani bir numarayı başka bir numaradan çıkarma işlemimiz. Çıkarma işlemi. Örneğin, if you subtract 3 from 8, you get 5. Eğer 8'den 3'ü çıkartırsan 5 sonucunu bulursun. If you subtract 3 from 8, you get 5. Burada arkadaşlar çıkarma işleminde alternatif bir söylem tarzı da var arkadaşlar. Yani subtract demek yerine
Take away. Bu informal bir fiildir arkadaşlar. Ama çok yaygın bir şekilde kullanılır. Yani subtract çıkarmadan bu fiilden daha çok take away fiili yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani take number away from another number. Yani bir numarayı diğer bir numaradan çıkarmak. Örnek verelim arkadaşlar. Take three away from eight. What's the answer? Take three away from eight. What is the answer? 8'den 3'ü çıkardığında sonuç nedir? Take away. Kuruluşu nasıldı arkadaşlar? Take number away from number. Subtraction isimdir arkadaşlar. Çıkarma işlemi demektir. Subtraction. Örneğin, let's learn subtraction. Çıkartma öğrenelim. Çıkartma işlemini öğrenelim. Let's learn subtraction. Peki arkadaşlar, üçüncü işlemimize geçiyoruz. Çarpma işlemi. Şunu İngilizce olarak nasıl dile getirebiliriz? 6 çarpı 4 eşittir 24. Bunu sözel olarak dile getirmek istediğimizde İngilizce'de nasıl dile getireceğiz? 6 multiplied by 4 equals 24. 6 multiplied by 4 equals 24. Multiplied by. Çarpmak demek arkadaşlar. Çarpı multiplication sign. Yani çarpma işareti. Bunu başka bir türlü de ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemini iki şekilde ifade edebiliyoruz. İkinci ifademiz arkadaşlar, 6 times 4 equals 24. 6 kere 4, 24. Tam bu ifadenin karşılığı budur. 6 times 4 equals 24. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Multiply fiilimiz arkadaşlar çarpma demektir. Yalnız bunun kullanımı nasıldır arkadaşlar? Multiply number by number. By'ı kullanıyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi nasıl söylemiştik? 6 multiplied by 4 equals 24 diyoruz. Yani by'ı unutmuyoruz arkadaşlar. Örneğin, if you multiply 6 by 4, you get 24. Eğer 6'yı 4 ile çarparsan 24 sonucuna varırsın. Buradaki by arkadaşlar, yani şöyle diyoruz, 6'yı 4 ile anlamını veren by'dır arkadaşlar. If you multiply 6 by 4, you get 24 diyoruz. Multiplication isimdir arkadaşlar, çarpma işlemi demektir. Multiplication çarpma işlemi. Örneğin, I am not very good at multiplication. Çarpma işleminde çok iyi değilimdir. I am not very good at multiplication. Çarpma işleminde iyi değilimdir. Ve son arkadaşlar işlemimiz bölme. Şunu nasıl ifade ederiz İngilizce sözel olarak? 15 bölü 3 eşittir 5. Bunu İngilizce şu şekilde ifade edebiliriz. 15 divided by 3 equals 5. 15 divided by 3 equals 5. 15 bölü 3 eşittir 5. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bölme işlemimizin adı arkadaşlar division sign. Yani bölme işaretimizin adı division sign. Divide verb yani fiil arkadaşlar bölme demektir. Divide bölme. Nasıl bölüyoruz? Divide number by number. Bir numarayı diğer bir numara ile bölmek. Örneğin, if you divide 15
Buy three, you get five. Yine burada buy'ı kullanıyoruz. If you divide 15 by 3, you get 5. 15'i 3'e bölerseniz 5 elde edersiniz. Buradaki buy'ı az önce de dediğim gibi arkadaşlar. Örneğin ne diyor? If you divide 15, 15'i bölerseniz neyle? By 3, 3 ile. İşte buradaki ile'yi by ile veriyoruz. Division isimler arkadaşlar bölme işlemi demektir. Division isim olarak geçer. Bölme işlemi demektir. Örneğin today we are going to learn division. Bugün bölmeyi öğreneceğiz. Today we are going to learn division. Bugün bölmeyi öğreneceğiz. Şöyle bir özet geçelim. Daha hatırımızda kalması adına arkadaşlar. Addition toplama işlemi demekti. Addition toplama işlemi. Örneğin 4 artı 6 eşittir 10. Bunu sözel olarak şu şekilde ifade ediyoruz. 4 plus 6 equals 10. 4 plus 6 equals 10. Subtraction çıkarma işlemi arkadaşlar. Subtraction çıkarma işlemi demektir. Örneğin 8 eksi 3 eşittir 5 işlemini İngilizce sözel olarak 8 minus 3 equals 5. 8 minus 3 equals 5 diye ifade ediyoruz. Ve multiplication çarpma işlemimiz arkadaşlar. Bunu nasıl ifade edeceğiz? 6 çarpı 4 eşittir 24. İngilizce sözel olarak arkadaşlar 6 multiplied by 4 equals 24. 6 multiplied by 4 equals 24 olarak ifade ediyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar by'ı unutmuyoruz. Bölme ve çarpmada by'ı kullanıyoruz. 6 multiplied by 4 equals 24 diyoruz. Veya çarpma işlemini iki şekilde ifade edebiliyorduk. İkinci ifade şeklimiz arkadaşlar nedir? 6 times 4 equals 24. Yani 6 kere 4 24 eder. 6 times 4 equals 24 diyoruz. Ve son işlemimiz division, yani bölme işlemi arkadaşlar. 15 bölü 3 eşittir 5. Bunu İngilizce sözel olarak nasıl ifade edebiliriz? 15 divided by 3 equals 5. 15 divided by 3 equals 5. 15 bölü 3 5 eder. Yani sonuç 5 eder. Evet arkadaşlar, bugün İngilizce matematik 4 işlemi işledik. Nasıl ifade ederiz ve bu 4 işlemin işaretleri nelerdir? Bunları ne yaptık? Öğrendik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.